masonluk, Türkiye tarihinin son 150 yılına damgasını vurmuş gizli bir örgüttür. Din ahlakına uygun olmayan birçok sapkın felsefeyi kendisine rehber edinmiştir. Tüm imkanlarıyla bu felsefeleri insanlığa empoze etmeye çalışmaktadır. Peki, masonlukla mücadelede izlenilecek yöntem nasıl olmalıdır? Yapılması gereken şey, kitle propagandasıyla insanları dinden uzaklaştıran ve materyalist hurafelere sürükleyen masonik yapılanmaların etkisini kırmaktır. Allah'ın varlığını, birliğini ve dinin hakikatlerini insanlığa anlatmaktır. Ve bu işte en az masonlar kadar sabırlı ve planlı olmak şarttır. Ancak bu durum karşısında tüm masonlara cephe almak bir çözüm değildir. Bu kişiler, özellikle de henüz masonlukla yeni tanışmış olanlar, yanlış bir felsefeye kapıldıkları için doğru yoldan sapmışlardır. Bir Müslümanın öncelikli görevi, masonlara yanlış yolda olduklarını göstermek, onlara Allah'ın varlığı, birliği, din ahlakının gerçekleri ve güzellikleri konusunda doğruları anlatmaktır. İnanan insanlar bu görevi üstlendiklerinde Rabbimizin şu hükmü tecelli edecektir. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Ve o zaman 21. yüzyıl masonların umduğu gibi yeni masonik düzenin değil, İslam ahlakının düzeni.